Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 450 TL'nin altına satın alabileceğiniz 3 tane aksiyon kamerasına bakıyoruz. Tabii elimizde aksiyon kamerası olduğu zaman bu kameralarla bir aksiyona girmeden olmaz dedik. Videonun ilerleyen zamanlarında bu görüntüleri izleyebileceksiniz. Elimizdeki kameraları size sırasıyla saymak istiyorum. Bir tanesi Xiaomi'nin hepinizin bildiğini tahmin ettiğim Yi modeli, Xiaomi Yi. Bir tanesi SJCAM M20, bir tanesi de SJCAM M10 Plus. 3 kameramızın öncelikle kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum sizlere. En kolayı Xiaomi Yi olduğu için Xiaomi Yi ile başlayalım. Xiaomi Yi'nin kutu içeriğinden sadece pili ve USB kablosu çıkıyor. Bir de tabii ki de kameranın kendisi çıkıyor. Xiaomi Yi'yi mesela suyun altına sokacaksınız veya kaska takacaksınız, çeşitli aksiyonlarda kullanacaksınız, harici aparat almanız gerekli. Videonun ilerlerinde göreceksiniz, biz bunu suya falan soktuk, kaska taktık ama bizim elimizde bu aparatlar olduğu için yapabildik. Yani siz bunu aldığınız zaman aparatsız olarak geliyor. M10 Plus ve M20 içinde kutu içeriklerinden şöyle bahsedelim. Arka planda zaten görseller dönüyor ama kutu içerikleri oldukça doyurucu. İhtiyacınız olabilecek bütün aparatlar kutunun içinden çıkıyor. Gerek kask aparatı olsun, gerek hani bir yere yapıştırabileceğiniz yapışkanlar olsun, su altı kılıfı olsun, hepsi kutuyla birlikte geliyor. O yüzden bu iki kameradan birini aldığınız zaman ekstra herhangi bir şeye para ödemeniz gerekmiyor. Bu arada atladıysam şunu da söyleyeyim. M10 Plus'la M20'nin kutu içerikleri birbiriyle tamamen aynı. Çok az da tasarımlarından bahsedelim. SJCAM modellerinde ekstra olarak tasarım bazında Xiaomi Yi'ye göre arka taraflarında 1.5 inçlik ekranlarımız bulunuyor. Xiaomi Yi açısından da bu hem avantaj hem de dezavantaj diyebiliriz. Çünkü arkasında ekran olduğu zaman tabii ki de pil tüketimi daha fazla oluyor. Zaten az önce de söylediğim gibi görüntüyü göremiyorsunuz. Yani Xiaomi Yi'de kaldırıcı ayarlayabilmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız var. Hazır mobil cihaz demişken şundan da bahsedelim. 3 kameramızın da Wi-Fi özelliği var. Mobil cihazlarımıza bağlanabiliyoruz. Üçünü de mobil cihazlarımızdan uygulaması üzerinden kullanabiliyoruz. Ağırlıklarından da bahsedeyim sizlere. M20'nin 55,5 gramlık bir ağırlığı var. M10 Plus'ın 69 gramlık bir ağırlığı var. Xiaomi Yi'nin de 76 gramlık ağırlığı var. Şimdi dilerseniz 3 kameramızın da biraz çekim özelliklerinden bahsedelim. M20 modelimiz 4K videolar çekebiliyor. Saniyede 24 kare. Ancak bu tam 4K değil. Hani bir teknolojiyi de 4K'ya çıkartıyorlar. 2K'dan biraz daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki de 2K görüntüler çekebiliyorsunuz. Saniyede 30 kare, 1080p görüntüleri saniyede 60 kare çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda 720p'de de 120 kareye kadar çıkabiliyorsunuz. M10 Plus'a baktığımız zaman da 2K görüntüleri saniyede 30 kare çekebiliyoruz. 1080p'de yine 60 kareye yükselebiliyoruz. 720p'ye geldiğimiz zaman da 120 kareyi görebiliyoruz. Xiaomi Yi'ye geldiğimiz zaman da ilk çıktığı zaman bu kamera 1080p görüntüleri saniyede 60 kare çekebiliyor. Ancak gelen son güncellemelerle Xiaomi Yi'nin de 2K çözünürlüğe ulaştığını söyleyelim. Aynı zamanda yine ağır çekim videolar yapmak istiyorsanız Xiaomi Yi ile birlikte de saniyede 120 kare görüntüleri 720p'de elde edebiliyorsunuz. Eğer yani çözünürlük olarak bir sıralama yapmamız gerekiyorsa M20 birinciliği taşıyor. Diğer iki kamera da onun hemen arkasından ikinciliği paylaşıyor. Tabii bu kameraları fotoğraf makinesi olarak da kullanabilirsiniz. Xiaomi Yi ve M20 16 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. M10 Plus da 12 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Ürünlerimizin üçü de aksiyon kamerası olduğu için tabii ki de geniş açılı çekimler yapmamız lazım. SJCAM modellerinin ikisi de 170'er derecelik açıyla çekebiliyor. Xiaomi Yi'ye baktığınız zaman da derecemiz 155 derece. Tabii ki bu ufak farkları çıplak gözle ayırt etmek biraz zor gelebilir. Derecelerden bahsederken şunları da söyleyeyim sizlere. SJCAM M20 ve M10 Plus'ın bir özelliği var. O da gyro özelliği. Bu özelliği titreşim engelleyici gibi düşünebilirsiniz. Ancak bunu yaparken dereceyi bir tık kısıyor. Yani 170 derece değil de mesela 140-130 derecelere kadar düşüyor. Tabii görüntüyü stabil hale getirebilmesi için teknoloji bu dezavantajı kullanmak zorunda. Ama mesela motor üzerinde dağda bayırda gidiyorsanız bence bu özellik önemli. Bu arada sizlerden çok gelen bir soru var. Onu da hızlıca cevaplayalım. GoPro'm vardı benim, bozuldu. Aparatlarını bunlarla kullanabilir miyim? Tabii ki de kullanabilirsiniz ama kaplarını kullanamazsınız. Mesela su kabını yapısı gereği tabii ki de M10 Plus'a takmak imkansız. Ama onun altındaki aparatları ne bileyim kaska takma, bisiklete takma, bir yerlere yapıştırma aparatlarını gönül rahatlığıyla bu kameralarla da kullanabilirsiniz. Aksiyona sayılı saniyeler kala 3 kameramızın da hızlıca pillerinden bahsetmek istiyorum. SJCAM modellerimizin ikisinde de 900 mAh batarya var. Xiaomi Yi'de ise 1010 mAh'lik bataryamız var. 3 kameramızda da 90 dakika boyunca kayıt yapabiliyoruz. Hafıza kartınız buna müsaade ediyorsa. Hafıza kartlarından da bahsedeyim hızlıca. Xiaomi Yi 64 GB'a kadar micro SD kartları desteklerken SJCAM'lerde 128 GB'a kadar destekliyor. Ancak burada şöyle bir detay var. Hafıza kartı alacağınız zaman bu tarz kameralarda en azından Class 10'un üzerinde olmasına dikkat edin. Altındakilerde kayıt sırasında problem yaşamanız çok yüksek ihtimal. Millet şimdi 3 kameranın da seslerine bakalım. Sesleri nasıl kaydediyor bunu göreceğiz. Şu an sesimi Xiaomi Yi üzerinden dinliyorsunuz. Xiaomi Yi'nin mikrofonu bu şekilde kaydediyor. Şimdi de SJCAM M20'ye geçelim. SJCAM M20'de mikrofonu şu an sesimi duyduğunuz gibi.
Şimdi SJK'nin M10 Plus'ın mikrofonuna bakıyoruz. SJK'nin M10 Plus'ın mikrofonu da şu an duyduğunuz şekilde. Böylelikle de bir mikrofon kıyaslaması yapmış olduk sizlere. Şimdi sabırsızlıkla beklediğiniz bildiğim aksiyon kısmına hızlıca geçelim. Evet millet, şimdi aksiyonumuz için Buca'da bulunan, arkamda da görüyorsunuz, Macera Tepesi'ne geldik. Sağ olsunlar bizlere bütün imkanları sundular. Şimdi gelin içeriye gidelim ve aksiyonun dibine vuralım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik işi uzmanına bırakmaya, çünkü bizim yeteneklerimiz bir yere kadar. Şimdi isterseniz Nuri abi size bir tanıtalım. Nuri abi 20 yıldır bu işi yapıyor, profesyonel ve lisanslı bir sporcu. Mesela bu evde denenecek bir şey mi abi? Hayır, kesinlikle. Akrobatik hareketleri eğer daha önceden kullanmıyorsanız denemiyorsunuz ve ilk kullanışta kask ve tesisat gerçekten de çok önemlidir. Bize yakışanı yapalım, Nuri abiye bu işin uzmanına kaskını teslim edelim. Tekrar görüşmek üzere beyler. Çılgın ATV aksiyonundan sonra şimdi de bir sitenin havuzuna geldik. Görkem kardeşimiz sağ olsun bizim yerimize aksiyon kameralarıyla suya atlayacak. Zira bizim kıyafetimiz şu an için buna uygun değil. Şimdi kamerayı Görkem'e verelim. Son sözlerimize geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Mesela siz bir aksiyon kamerası alacaksınız ancak GoPro'ya paranız yetmiyor. GoPro'lar çünkü hani 1500 lira aldınız. Videonun aksesuarları falan filan 2000-2500 lira fiyat bandına kadar çıkabiliyor. Ancak bu kameralar hem 450 TL'nin altında bütçeyi çok sarsmayacak kameralar, hem de birbirinden farklı değişik güzel özellikleri var. 3 kamerayı da kendi içinde kıyaslayacak olursak, illa bir LCD ekrana ihtiyacınız varsa aksiyon kamerasının arkasında SJK'ler sizin için ideal olabilir. Ha ben Xiaomi'yi alacağım derseniz de ayrıyetten satın ekranlardan alıp arkasına takabilirsiniz. Kalite olarak aralarında uçurum bir fark yok. Birbirine çok yakınlar. Zaten videoda hep beraber izledik görüntü kalitelerini. Ayrıca şuraya da bir anket koyduk. İçlerinden hangisi sizce daha iyi, bir kıyaslama yapın diye. Anketi de oylarsanız seviniriz. Son bir kıyaslama olarak şunu da söyleyip videoyu kapatalım. SJK'lerde dedik ki titreşim engelleme, yani gyro özelliği bulunuyor. Zannetmeyin ki Xiaomi böyle cayır cayır sallanıyor. Zaten görüntülerde de gördük. 3 kameranın da titreşim olayı birbirine oldukça yakın. En az titreşimi bize sunmaya çalışıyorlar. Galiba videomuzun
sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Üç ürün incelediğimiz için süre birazcık uzadı. O yüzden hızlıca kapatalım istiyorum. Bu üç ürünü de Teknostore üzerinden aşağıda bulunan bağlantılardan satın alabilirsiniz. Ayrıca kameralarla ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Millet, bulduğumuz bir mite göre bozuk paralar laptopları soğutabiliyormuş. Biz bunu test ettik. Videosu da burada. Ayrıca kanalımıza da o videonun hemen altından abone olabilirsiniz.